Eşit hacim ve derişimli sülfürik asit ve sodyum hidroksit çözeltileri karıştırıldığında yargılarından hangileri doğru olur? E, sülfürik asit bir asit, kuvvetli bir asit sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. tepkimeye girdiği zaman denklemi denkleştirdiğimiz zaman tuz ve su oluşur. Bu ifade doğrudur. Tam nötrleşme gerçekleşir. Bu ifade yanlıştır. Tam nötrleşme demek hidrojen ve OH'ın birbirlerini yok etmesi demektir. Yani asitin ve bazın bitmesi demektir. Eşit hacim ve derişimli dediğine göre molarite eşittir n bölü v'den mol sayısı eşittir molarite çarpı hacim eşit hacim ve derişimli ise mol sayısı da eşittir. Diyelim ki ikişer mol olsun. İkişer mol aldığımız zaman sodyum hidroksit 2 mol tepkimeye girerken sülfürik asitten 1 mol tepkimeye girer. Kapta sülfürik asitten artan olur, tam nötrleşme gerçekleşmemiş olur. Bu ifade yanlıştır. Artan sülfürik asit olduğu için e, çözelti son çözelti asit çözeltisidir. Asit çözeltisinde e, pH 7'den küçük, pOH 7'den e, büyüktür. Dolayısıyla pOH pH'tan büyük olması gerekir. Üçüncü öncülde yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 0,4 molar 500 mililitre h 2 sulu çözeltisi ile 22.4 gram x katısı tamamen nötrleştiğine göre x'in atom kütlesi nedir? Nötrleşme tepkimesini yazdığımız zaman hidrojen artı OH'tır. Tepkimeye girince su oluşur tamamen nötrleşmesi için hidrojenin mol sayısı ile OH'nin mol sayısı birbirine eşit olması gerekir. Baktığımız zaman H2S'in yapısında iki tane hidrojen iyonu var. Bir tane sülfür iyonu var. Molarite çarpı hacim mol sayısını verir. H2S'in mol sayısı 0.4 çarpı 0.5'tir. O da 0.2 moldur H2S. İki tane hidrojen iyonu verdiğine göre hidrojenin mol sayısı 0.4 mol'dur. XOH'nin tesir değerli 1 olduğuna göre 0.4 mol hidrojen iyonuyla nötrleşmesi için 0.4 mol OH iyonunun olması gerekir. Demek ki XOH 0.4 mol imiş. Buradan 0.4 mol XOH 22.4 gramsa 1 mol XOH e, kaç gramdır dediğimiz zaman e, 56 gram olduğunu buluruz. 56 gramdır XO'nun XOH'ın 1 mol'ü. Buradan X artı oksijen 16 artı hidrojen 1 eşittir 56 dediğimiz zaman X eşittir 39 cevabını buluruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Şekildeki A ve B çözeltileri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Şimdi E seçeneğine baktığımız zaman A ve B çözeltileri karıştırılırsa tam nötrleşme olur demiş. Tam nötrleşme olması için asitin ve bazın tamamen birbirlerini tüketmeleri yani asit ve bazın tamamen bitmesi gerekir. Baktığımız zaman H2SO4 artı potasyum hidroksit tepkimeye girdiği zaman potasyum sülfat artı H2O oluşur. Denklemi denkleştirmek için 2 ile çarparız, 2 ile çarparız. Bu şu demektir. 1 mol asit ile 2 mol baz tepkimeye girer. Hemen mol sayılarına baktığımız zaman 0,1 çarpı 0,1, 0,01 mol asit var. E, bazın mol sayısına baktığımız zaman 0,04 mol baz var. E, denklemin kat sayısı 0,01 ile 0,02'si tepkimeye girer asit biter. 0.02 mol baz artar. Demek ki tam nötrleşme gerçekleşmiş olmaz. Son durumda kapta hala baz olduğu için çözelti bazik olur. Nötr bir çözelti olmaz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Molar derişimleri ve hacimleri eşit olan nitrik asit, barium hidroksit ve potasyum nitrat çözeltileri sabit sıcaklıkta karıştırılıyor. Oluşan karışım ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi önce e, derişimleri ve hacimleri eşitse bunların mol sayıları eşittir. Hepsinden birer mol alalım. Nitrik asit, barium hidroksit ve e, potasyum nitrat. E, asitin tesir değerliği 1'dir. E, yani 1 mol nitrik asitten 1 mol hidrojen iyonu verir tam nötrleşme sağlar mı veya asidik midir, bazik midir? Nötrleşme tepkimesinin net iyon denklemi budur. H2O. E, 1 mol asit almıştık. Hidrojen 1 mol. 1 e, mol baryum hidroksit almıştık. OH 2 mol. Hidrojenin 1 molu ile OH'ın 1 molu tepkimeye girer. Su oluşur. 1 mol OH artar. 1 mol OH arttığı için ortam baziktir. OH iyonları sayısı nitrat iyonları sayısına eşittir demiş. E, bu ifade e, şöyle yanlıştır. E, ortamda nötrleşme tepkimesi olduğu için eee 1 mol e, OH harcanıyor, 1 mol oluşuyor. Ancak suyun iyonlaşmasından gelen eee OH iyonları da vardır. Dolayısıyla OH ile nitrat iyonları birbirine eşit değildir. Bu ifade yanlıştır. E o OH sayısı hidrojen iyonları sayısından büyüktür. Doğrudur. Çünkü hidrojen sıfırlandı. Sadece suyun iyonlaşmasından gelen çok az bir hidrojen vardır. Ancak e, hidrojenle baryum iyonlarının sayısı eşit olamaz. Çünkü hidrojen e, sıfırlandı. Sadece suyun iyonlaşmasından gelen hidrojen var. Ancak baryum iyonları tepkimeye girmedi, harcanmadı. Kapta 1 e, mol baryum vardır. Bu ifade de yanlıştır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. pOH'ı 1 olan 2 litrelik sodyum hidroksit çözeltisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım, pOH'ı 1 ise OH iyonlarının molar derişimi 10 üzeri eksi 1 molardır. Yani 0.1 molardır. 2 litrelik dediğine göre 0.1 çarpı 2 dediğimiz zaman demek ki OH mol sayısı 0.2 mol e, sodyum hidroksit yani bazımız var. Buna göre 8 gram e, sodyum hidroksit kullanılarak çözülerek hazırlanmıştır. Sodyum hidroksitin mol sayısı 8 bölü 40 dediğimiz zaman 0.2 mol eder. Demek ki 8 gram NaOH ...kullanılarak, çözülerek hazırlanmıştır. Birinci öncül doğrudur. E, i̇kinci öncüle bakalım. E, 0,1 molar... ...2 litre sülfürik asitle tam nötrleşir. Arkadaşlar... ...tam nötrleşme olması için... ...hidrojen ve OH iyonlarının mol sayısı... ...eşit olması lazım. E, biraz önce OH iyonlarının mol sayısını bulmuştuk. 0,2 moldu. Eğer asitten 0,2 mol gelirse... ...tam nötrleşme olur. Bakalım. E, 0,1 çarpı 2 sülfürik asitin mol sayısı 0,2 moldur. Ancak e, 1 mol sülfürik asitte 2 mol hidrojen iyonu olduğuna göre hidrojen iyonların mol sayısı 0,4 mol olur. Hidrojen 0,4 mol. hidrojenle OH ile mol sayısı eşit olmadığı için tam nötrleşme olmamış olur. Su eklenerek hacmi 4 litre yapılırsa pH'ı 12 olur demiş. pH'ı 12 olur demek POH'ı 2 olur demektir. pOH'ın 2 olabilmesi için şuradan devam edelim. OH iyonlarının molar derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olması lazım. Yani 0.01 molar olması gerekir. Başlangıçtaki molar derişimi 0 0.1 molardı. 0.01'e düşmesi için molar derişim onda birine inmesi gerekir. Molar derişiminin onda birine inmesi için formülü hatırlayalım. Molarite eşittir n bölü v'ydi. Hacim 10 katına çıkması lazım ki molar derişim onda birine insin. Ancak 2 litrelik bir çözeltinin hacmini 4 litreye çıkarırsak hacim 2 katına çıkar. Derişim yarıya iner. 10 e, katına e, hacim 10 katına çıkarılması gerekirdi ki bu derişim sağlansın. Bu da yapılmamış olur. Bu ifade de yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. şekildeki kaplarda belirtilen çözeltiler 25 santigrat derecede karıştırıldığında karışımın pH'ı 7 oluyor. Yani ortam nötr oluyor. Bu şu demektir? Asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH'ın birbirini yok edip yani mol sayıları eşit olacak ki tam nötrleşme sağlansın. pH 7 ise tam nötrleşme sağlanmış demektir. Şimdi asit ve bazdan gelen iyonlara bakalım. Kalsiyum hidroksitin mol sayısını bulurken hacim ile derişimini çarparız. 6 mol kalsiyum hidroksit var. 1 mol kalsiyum hidroksit 2 mol OH veriyorsa 6 mol kalsiyum hidroksit 12 mol OH verir. OH'ın mol sayısı 12 mol. Tam nötrleşme sağlanması için hidrojenin mol sayısında 12 mol olması gerekir. Bakalım HA derişimle hacmi çarptığımız zaman 12 mol asit var. 12 mol asitten 12 mol hidrojen verebilmesi için n sayısının 1 olması gerekir. Yani asitin tesir değerliğinin 1 olması gerekir. C seçeneğinde n eşittir 2 demiş, yanlış demiş. n eşittir 1 olması gerekirdi. Sorumuzun doğru cevabı C'dir. Hangi seçenekte belirtilen asit ve baz... Arasında tam nötrleşme gerçekleşmez. Şimdi tam nötrleşme gerçekleşebilmesi için asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH'ın mol sayıları eşit olmalı ki asitten gelen hidrojen ve bazdan gelen OH bitsin, ortam tam nötr olsun. E, bize tam nötrleşme gerçekleşmeyen e, karışım sorulmuş. C seçeneğine baktığımız zaman asitin mol sayısı 2 çarpı 0.3, 0.6 mol asit var ve 1 mol asitten 2 mol hidrojen çıktığına göre, 0.6 mol asitten 1.2 mol hidrojen çıkar. 1.2 mol hidrojen çıktı. E, bazın tesir değerliği 1, yani bazın mol sayısı, o OH aşın mol sayısıdır. 0.3 çarpı e, 0.2 hacim çarpı derişim mol sayısını verir. 0.3 çarpı 0.2, 0.0 6 0.06 mol hidrojen e, OH iyonu oluştu. E, mol sayıları eşit olsaydı tam nötrleşme olurdu. Mol sayılar eşit olmadığına göre burada tam nötrleşme gerçekleşmez. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Soruda 1 ve 2 çözeltileri karıştırıldığındaki pH'a pH1, hepsini karıştırırsak e, pH'a da pH 2 denir demiş. Buna göre pH 1 ve pH 2 hangi seçenekte doğru olarak verilmiş demiş. Şimdi e, asitlere bazlar birbirlerini nötrleştirir. Baktığımız zaman birinci ve ikinci çözeltileri karıştıralım. E, nötrleşme tepkimesinin iyon denklemi budur. E, Hidroklorik asitin mol sayısı 0.2 çarpı 0.3 0.06 mol. E, sodyum hidroksitin mol sayısı 0.02 mol. E, bire bir tepkimeye gireceğine göre 0.02 mol ile 0.02 mol tepkimeye girer. O OH biter. 0.04 mol hidrojen iyonu artar. E, te, e pH bulmak için molar derişim gerekir. Hidrojen iyonunun molar derişimi 0.04 bölü 2 çözeltinin hacmini topladığımız zaman 0.4 eder. O da eşittir 0.1 molar. Yani 10 üzeri eksi 1 molar. E, kim arttı? Hidrojen iyonu arttı. Dolayısıyla pH'ımız 1'dir. pH 1, 1'dir. İşaretleyelim 1'leri. E, bu sefer 3 çözeltiyi de karıştırdık. 2 çözeltiyi karıştırdığımız zaman artan hidrojenin mol sayısı 0.04'tü. üçüncü e, kapta 2.24 gram potasyum hidroksit var. Mol'ünü bulalım mol sayısını. 2.24 bölü mol kütlesi 56. O da eşittir. 0.04 mol potasyum hidroksit demek aslında OH demektir. E, artan hidrojen 0.04'tü. İlave ettiğimiz OH da 0.04 ise tam nötrleşme sağlanır. Tam nötrleşme sağlandığı için pH nötr çözeltilerde 7'dir. pH 7 olması gerekir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. 0,1 molar 300 mililitre sülfürik asit çözeltisine hacim değişmeksizin kaç gram NaOH katısı eklenirse oluşan çözeltinin pH'ı 1 olur demiş. Önce hemen şunu söyleyelim. Son çözeltinin pH'ı 1 olması demek son çözeltideki hidrojen iyonlarının molar derişimi 10 üzeri eksi 1 olması demektir. E, nötrleşme sağlanacağına göre önce nötrleşme tepkimesinin e, net iyon denklemini yazalım. Başlangıçtaki hidrojenin mol sayısını bulalım. Asitin mol sayısı derişim çarpı hacim 0,1 çarpı 0,3 0,03 mol asit var. Tesir değerli 2 olduğuna göre yani 1 mol asit 2 mol hidrojen verir. 0,03 molü 0,06 mol hidrojen verir. İlave ettiğimiz sodyum hidroksit katısına da x mol diyelim. x mol son durumda pH 1 olduğuna göre asit artması gerekir. Bazın bitmesi gerekir. Yani x molüyle ile bunun x molü tepkimeye girer. OH biter. 0.06 eksi x hidrojen kalır. Bu hidrojenin artan mol sayısı. E, derişimini bulmam için hacme bölmem gerekir. de değişmediğini söylemiş. O zaman hidrojen iyonlarının derişimi yani 0.1 eşittir hidrojen iyonlarının mol sayısı 0.06 eksi x kalmıştı bölü çözeltinin hacmi 0.3 e, litre. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 0.06 eksi x eşittir 0.03 e karşılıklı x ile 0.03'ü değiştirdiğimiz zaman eksi olarak gelir. 0.03 e, mol x yani e, sodyum hidroksit katısı kullanılmış. Mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesinden. Mol sayısı 0.03 eşittir kütlesini bulacağız. Mol kütlesi 40sa buradan kütlesi eşittir 1.2 gram NaOH kullanılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 0,1 molar 100 mililitre sülfürik asit çözeltisinin 0,1 molarlık NaOH çözeltisiyle titrasyon eğrisi yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım çözeltide H2SO4 var. Üzerine NaOH ilave edilmiş. Dolayısıyla e, X, sülfürik asitin, kaptaki sülfürik asitin e, pH değeridir. E, derişimi 0,1 molar. H2SO4'ün derişimi 0,1 molar. Ancak hidrojen 2 tane olduğu için e, hidrojenin derişimi 0,2 molar olur. E, X, 1 olamaz bu yüzden. Çünkü X'in 1 olması için hidrojenin derişimi... 10 üzeri eksi 1 molar olması gerekir. Halbuki verilen asitte hidrojenin derişimi e, iki çağ, yani 0, 2 ça yani 0,2 molardır. Dolayısıyla x 1 olamaz. E, birinci öncül elendi. E, şimdi y değeri 14 olabilir demiş üçüncüsünde. E, buna bir bakalım. Y değeri dediği son çözeltideki e, pH. pH artı pOH 14'tü. pH artı pOH eşittir 14. E, P, e, pH 0 ise, e, POH e, pH özür pH 14 ise POH'ın 0 olması lazım. E, POH 0 demek şu demektir. OH iyonlarının molar derişimi 1 molar demektir. POH'ı eee 0 demek OH iyonlarının molar derişimi 1 molar olardı o olur demektir. İlave ettiğimiz eee NaOH kendisi 1 molar. E 1 molarlık NaOH'ı asitin içerisine attığımız zaman ne kadar atarsak atalım hiçbir zaman OH'ın molar derişimi 1 molar olamaz. E, çünkü zaten OH'ın kendisi 1 molar. Asit attığımız zaman nötrleşecek, azalacak bir molardan küçük olur. Dolayısıyla üçüncü öncül de yanlıştır. E, i̇kinci öncüle bakalım. Bize doğru soruluyor. İkinci öncülün doğru olması gerekir. İspatlayalım. E, nötrleşme tepkimesinde hidrojen artı OH'ın birbirlerini tam olarak mol sayıları eşit bir şekilde tepkimeye girdiği zaman ortam nötr olur. Ortamın nötr olduğu pH'in 7 olduğundan anlıyoruz. Ee, bakalım hacim 20 mililitre midir? Ee, i̇lave ettiğimiz NAVAŞ'ın hacmi 20 mililitre ise e, 0.02 çarpı 1 mol sayısı. Yani 0.02 mol eder e, 20 mililitre ise. E, peki hidrojenin mol sayısı 0.1 çarpı 0.1 0.02 şey 0.01 mol asitin mol sayısı. Hidrojen 2 kat olduğu için 0.02 mol eder. Hidrojenle OH'ın mol sayısı eşit olduğu için tam nötrleşme sağlanır. İkinci öncül doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Oda koşullarındaki 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar 1,5 litre sülfürik asit çözeltisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi D seçeneğine baktığımız zaman eş değer kütlesi 20 olan NaOH katısının 0,4 gramı ile karıştırılırsa pH 7 olur demiş. pH'in 7 olur demesi ortamın tam nötr olması demektir. Ortam tam nötr olabilmesi için hidrojen artı OH su oluşturacak. Hidrojenin ve OH'ın birbirlerini nötrleştirmesi gerekir. Mol sayılarının eşit olması gerekir. Şimdi NaOH ee, 0,4 gram NaOH'ın mol sayısını bulalım. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesinden 0,4 bölü mol kütlesi 40 o da eşittir. 0,01 mol sodyum hidroksit olur. Sodyum hidroksitin ee, tesir değerliği 1 olduğu için 1 molünden 1 mol OH çıkar. 0,01 molünden 0,01 mol OH gelir. E, asitin hidrojen hidrojen verdiği mol sayısına bakalım asitten. Önce asitin mol sayısını bulalım. Molalite çarpı hacim. Ee, asitin yani sülfürik asitin mol sayısı e, 0,4 çarpı 0.4 e, 0, e, 4 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 2,5. Yani 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol asit var. E, bunu 10 üzeri eksi 2 mol diyebiliriz. 10 üzeri eksi 2 mol asitten hidrojenin 2 tane olduğu için sülfürik asitteki 2 katı kadar hidrojen gelir. Hidrojen 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani 0.02 mol hidrojen gelir. OH'dan 001 mol gelmişti. Hidrojen 002 olduğuna göre mol sayıları eşit olmaz. Ortam asit arttığı için ortam asidik olur. Dolayısıyla pH 7 olmaz. pH 7'den küçük olur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 3 molar 200 mililitre sülfürik asit çözeltisini özürleştirmek için öz kütlesi 1.2 olan kütlece %28'lik potasyum hidroksit çözeltisinden kaç mililitre gerekir? Önce potasyum hidroksitin molar derişimini bulalım. Şu formülden hesaplayabiliyorduk. Yoğunluk çarpı kütlece yüzde çarpı 10 bölü mol kütlesi. O da eşittir. Yoğunluğu 1.2 verilmiş, kütlece yüzdesi 28 verilmiş çarpı 10 formüldeki 10 bölü e, potasyum hidroksitin mol kütlesi 56. Sadeleştirme yaparsak 28 de 56 sadeleşirse 2 kalır. 10 çarpı .2, 1.2 12, 2'ye böldüm 6 molar. Demek ki kullandığımız Bas 6 molarlıktır. Ee, hemen hidrojen artı OH nötrleşme, tam nötrleşmeden bahsettiği için hidrojen ile OH'in mol sayılarının eşit olması gerekir. Ki tam nötrleşme olsun. Şimdi e, asitin, sülfürik asitin mol sayısı 3 çarpı 0.2, 0.6 mol. 0.6 mol. Ancak sülfürik asitin içerisinde 2 mol hidrojen olduğu için 1 molünde 2 mol olduğu için 0.6 molünde 1.2 mol hidrojen olur. E, tam nötrleşme olması için OH'ın da 1.2 mol olması gerekir. Evet. E OH nereden gelecek? Potasyum hidroksitten gelecek. E, potasyum hidroksitin molar derişimini biliyoruz. E, mol sayısını biliyoruz. Bulduk biraz önce. Molayt eşittir mol bölü hacimden. Buradan hacmi başa çekersem 1.2 bölü 6 olur. O da 0.2 litre olur. 0.2 litre demek 200 mililitre demektir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır.